Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. VWR Hitachi Türkiye Distribütörü TR AŞ sponsorluğunda sizlere ulaştırdığımız bu videomuzda mobil fazın HBR sistemine yüklenme adımlarından bahsedeceğiz. Gelin beraber bu adımlar nelermiş görelim. Bu videomuzda mobil fazın HBR sistemine yüklenme adımlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Kısaca şunu belirtmek istiyorum. Mobil faz yükleme işlemi nedir? Bunu açıklayarak aslında başlamak istiyorum. Mobil faz yükleme işlemi mobil fazın HBR'siz üzerinde bulunan solvent rezervuar alanına mobil fazın konulması ve mobil faz hattının yani tübinglerin bağlanarak sistemin analize hazır hale getirilmesini tanımlar. Biz bir mobil faz yükleme işlemi dediğimizde bunu aslında ifade ederiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Şu an beni kamera karşısında sadece önü kapalı bir önlükle görüyorsunuz. Laboratuvarda işin niteliğine göre kişisel koruyucu donanımlarımız çeşitlenir. Ve bunlar bizim için önemlidir arkadaşlar. Çünkü bizim öncelikle kişisel güvenliğimiz önemlidir burada. Bu nedenle HBR sisteminde sıvılarla çalıştığımız için ekstra kişisel koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Bunların ilki sıçramalara karşı bizi koruyacak olan göz maskemiz diyebileceğimiz gözlüğümüz. Göz koruyucu gözlük de diyebiliriz. Kesinlikle gözümüzde bir göz koruyucu gözlüğümüzün olması gerekiyor. Bir diğer kişisel koruyucu bileşenimiz ise eldivenler. Bu çalışmamızda biz nitil eldivenler kullanacağız. Nitil eldiven bizim analiz güvenliğimizi sağlamak için yeterli oluyor. Organik solventlerle güvenli bir şekilde çalışabilirsiniz. Kişisel koruyucu ekipmanlarımızı da uygun şekilde taktıktan sonra sisteme geçebiliriz. Öncesinde sistemi açmamız lazım. Şu an sistem gördüğünüz gibi kapalı. Sistemi açacağız çünkü mobil fazı hatlarını değiştirirken purge işlemi yapmamız gerekiyor. Onun için öncelikle sistemi açıyoruz. Evet, solvent rezervuarını öncelikle açıyoruz. Çünkü tüm hatlar buraya bağlı. Arkadaki elektronik kartların tamamı solvent rezervuarının arkasında yer alan ana güç portuna bağlı. Her cihazda bu değişik olabilir. Cihazlarda ana güç nereden alınıyorsa, ana kartlar merkezi olarak nerede konumlanıyorsa ilk orayı açmak gerekiyor. Ardından diğer portları açabiliriz. Burada dedektörü açıyorum. Kolonu açıyorum. Oto örnekleyici açıyorum. Ve pompaları açıyorum. Zaten şu an bir ses duyuyor olmanız gerekiyor. Sistem çalışmaya başladı. Bir diğer işlem ise yazılımı açmak. Yazılımı bu işlemden birkaç dakika sonra açmamızda fayda var. Çünkü aradaki bağlantıyı tam sağlayabilmesi için 1-2 dakika cihaz ve yazılıma vakit tanımamızda fayda var arkadaşlar. Biraz bekliyoruz ve sonrasında yazılımı açacağız. Evet, şimdi yazılımı açalım. Hitachi HPS'leri Clarity yazılımı kontrol ediyor. Ve bu yazılımdan siz sistemi istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Yazılımı açtıktan sonra aslında mobil faz yükleme aşamasına geçebiliriz. Mobil fazımız hazır. Ben burada aslında mobil faz olarak su kullanacağım. Şimdi sisteme bunu yükleyeceğim ama yüklemeden önce ne yapmam gerekiyor? Onu size anlatmak istiyorum. Öncelikle ben hangi hatta yükleyeceğim bunu? A hattına. O zaman A hattını bulmam gerekiyor burada. Yanda aslında baktığınız zaman tüm hatlar yazıyor. Şurada A hattını buldum. Evet, A hattı benim en son %100 suda hazırlanmış 50 milimolar potasyum dihidrojen fosfat pH 3,5 tamponu. Bunun içerisinde tuz var. Zaten suyla kullanacağım. O zaman direkt sulu bir faza geçebilirim. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bir tampon çözeltiyi başka bir organik solvente geçiriyorsanız, örneğin %100 metanol takacak olsaydım ben bu hatta, direkt sisteme metanol takıp mobil faz yükleme işlemini gerçekleştiremezdim. Bu benim için bir risk çünkü tuzlar alkolleri sevmez. Özellikle metanol, asetonitril gibi organik solventleri gördüğünde anında çökme eğilimindedirler. Çökerler, filtreleri tıkarlar, tübingleri tıkarlar. Sisteminizde çok büyük zarar verebilirler. Onun için böyle potasyum, sodyum tuzlarıyla çalışıyorsanız ve 50 milimolar cidden yüksek bir miktar. Bu tarz miktarlarda çalışıyorsanız kesinlikle öncesinde bir %100 saf suyla o hattı purge etmeniz, o tuzu oradan uzaklaştırmanız gerekiyor metanole geçerken. Şimdi ben hattımı tespit ettim ve bir sonraki adıma geçeceğim. Bir sonraki adıma geçmeden önce aslında yapmam gereken şey şu.
Öncelikle bir temiz beher alıyorum. Bu temiz beheri ben %100 su koyacaktım hattıma. Çok az bir miktar benim mobil fazımdan bir porsiyonlama yapıyorum. Örneğin burada bana 50-60 mililitre kadar yeter. Fazla bile olabilir. 30-40 mililitre bile işinizi görür. Bunun sebebini şimdi şöyle açıklayabiliriz. Benim mobil fazımın içerisinde 50 milimolar potasyum dihidrojen fosfat tamponu var. Eğer ben tübingi çıkartıp direkt mobil fazımın içerisine daldırıyor olsaydım, filtrelerin içerisinde kalan o tuz çözeltisi ve tübingin içerisinde kalan tuz çözeltisi benim orijinal yani yeni çalışacağım mobil fazımın içerisine nüfuz edecekti. Oraya sızacak. Ama bu benim istediğim bir şey değil. Çünkü şöyle düşünün. Şu an ben burada 500 mililitre bir mobil fazla çalışıyorum. 500 mililitreye 5 mililitre kadar sızsa %1 sızdığı anlamına gelir. Bu da ciddi anlamda benim konsantrasyonumu değiştirir. %1 konsantrasyon değişimi demek benim piklerimin alıkonma zamanlarının değişmesi anlamına gelir. Onun için mobil faz değişimlerinde daima bir önceki mobil fazı önce bir beherde bir porsiyonladığım orijinal mobil fazdan aldığım çözeltiyle bir purge işlemi yapıp bir önceki mobil fazı ortamdan uzaklaştırmam gerekiyor. Onun için ne yapacağım arkadaşlar? Mobil faz hattımı ben zaten tespit etmiştim daha önce. Bunu buradan söküyoruz ve mobil fazımızı içerisine daldırdık. Burada dikkatli oluyoruz. Herhangi bir sıçrama vesaire sağa sola değme, kontaminasyon olmasını istemiyoruz. Şimdi benim mobil fazım burada görmüş olduğunuz gibi porsiyonlamış olduğum beherin içerisinde zaten var. Ve içerisinde bir önceki mobil fazdan sızıntı olma işlemi de olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü filtrenin içerisinde ve tübingin içerisinde bir önceki mobil faz var. Oradaki yoğunluk farkından dolayı mobil faz sızıyor zaten. Daha sonra şu işlemi yapıyorum bu sistemden. Device monitor diyorum ve set flow diyorum. Tekrardan A hattını %100 yapıyorum. Ve aynı zamanda bunda auto purge özelliği yok ama siz opsiyonel olarak alabiliyorsunuz tabii ki. Altta bulunan düğmeden auto purge vanasını açıyorum ki dışarıya vent edebilsin purge işlemi sırasında. Auto purge'ü açıp start dediğimde benim solvent 1 olan A hattını tanımlıyor ve A hattından çekme işlemini gerçekleştiriyor. Ben böylelikle ne yapmış oldum? A hattının içerisinde bulunan bir önceki solventi güvenli bir şekilde uzaklaştırmış oldum. Hiçbir şekilde benim orijinal mobil fazımın içerisine ulaşma işlemi olmadı. Ve artık A hattımın içerisinde yeni taze olarak hazırladığım mobil fazım yer alıyor. Bu işlemi 1 ya da 2 dakika yapmanız yeterli olur. Çok fazla yapmanıza gerek yok. Amaç uç kısmındaki tüm eski mobil fazın atılıp yeni mobil fazla doldurulmasını sağlamak. Bir sonraki basamakta daha hızlı bir purge işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Evet, ben şimdi bunu durduruyorum. Stop diyorum ve purge işlemini durdurdum. Şimdi artık orijinal mobil fazıma geçebilirim. Çünkü A hattım artık taze hazırladığım mobil fazla zaten dolu. Onun için güvenli bir şekilde geçiş işlemi gerçekleştirebilirim. Kapağı açıyorum. Mobil fazımı, A hattımı takıyorum. Evet, A hattımı taktım. Ve daha sonrasında gözle kontrol ediyorum. Mobil fazımın içerisine daldırmış olduğum tübingimin ucunda bulunan filtre tamamen zemine temas ediyor mu? Bunu kontrol ediyorum. Evet, gayet güzel. Zemine kadar inmiş. Güvenli seviyede yer alıyor. Ve eski mobil fazı da ortamdan direkt uzaklaştırıyorum. Bunu orada bırakmıyoruz. Herhangi bir karışıklığa mal vermemesi için bunu tehlikeli hata geri dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Veya stabilitesi sizin için uygunsa, ki bazı çalışmalarda daha uzun stabiliteler olabiliyor ve süreniz varsa, bunu uygun koşullarda, saklama koşullarında saklayıp bir sonraki analizde kullanabilirsiniz. Burada önemli olan stabilitesinin test edilmiş ve belgelenmiş olması. Aksi durumda kullanmanız uygun değil. Evet, şimdi ben A hattımı orijinal, yeni hazırladığım taze mobil fazımı taktım. Tekrardan purge edeceğim ve
artık A hattımı analize hazır hale getireceğim. Bunun için yine sisteme bir akış veriyorum. A hattından yine 0-1 verebilirim başlangıçta. Apply diyorum. AutoPerch'ten Solvent 1'i yani A hattını seçip Start'a bastığımda artık benim A hattımın tüm tübinglerini, pompaya kadar olan kısımlarının tamamını mobil faz A ile dolduruyor. Yani taze olarak almış olduğum %100 saf su benim bu analizimde, örneğimdeki mobil faz A. Başka bir şey de olabilirdi, metanol olabilirdi ya da az önceki gibi bir tampon çözeltisi olabilirdi, hiç fark etmez. Bununla mobil fazımı doldurmuş oluyorum arkadaşlar. Bu işlem 2 dakika kadar yapılması yeterli. Çok daha uzun yapmanıza gerek yok. Özellikle borulara baktığınızda eğer bir hava kabarcığı yok ise sistem şartlanmış demektir. Yani hatları doğru şekilde doldurmuşuz anlamına gelir bu. O hattı artık temizlenmiş ve yeni mobil faza geçmiş sayabiliriz. Ve artık purge işlemini durdurabiliriz. Çünkü ben bu çalışmada purge işlemini 5 dakikaya ayarlamıştım. Close diyorum. Stop diyorum. Purge işlemini artık tamamladım. Buradan purge vanamı da kapatıyorum. Ve sistemim arkadaşlar analize hazır hale geliyor. Tabi analize hazırlama basamağı bu kadar değil. Farklı yıkama temizleme işlemleri de yapacağız. Onlar da ilerleyen videolarda sizlerle olacak. Sizlerin de önerileri varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Siz mobil fazı takarken, sisteme yüklerken ne gibi detaylara dikkat ediyorsunuz? Sizin için neler önemli? Burada atlamış olduğumuz, unutmuş olduğumuz konular olabilir. Yorumlarda belirtebilirseniz memnun olurum. Eğer HBL sistemi ile ilgili herhangi bir demo talebiniz ya da farklı bir talebiniz varsa, bir alım sürecindeyseniz açıklamalara bırakmış olduğumuz bağlantıdan Terra AŞ uzmanlarıyla iletişime geçerek bir teklif talebinde bulunabilirsiniz. Bir demo talebiniz olabilir veya bir satın alma talebiniz olabilir. Size uygun seçenekte size dönüş yapacaklardır. Evet, burada videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu tarz ücretsiz videolarımızdan ve aynı zamanda düzenlediğimiz ücretsiz etkinliklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir etkinlikte görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar.